1935 yıllarına tekabül ediyor. Üstadımızın İktisat Siyasetini tarif ettiği tarih. Şimdi bunu üstadımız bizzat kendisi bir tevafuktan çıkarıyor. Ama biraz da dünyadaki gelişimden, bazı oluşumlardan yola çıkarak da yine sene-i iktisada tevafuk ettiğini burada gösterebiliriz. Evet. Birincisi, üstadımız diyor ki, iktisat siyasetinin sonunda hatırlarsınız. Cai hayret ve medar-ı ibret bir tevafuk. İktisat Risalesini üçü acemi olarak 5-6 ayrı ayrı müstensih, ayrı ayrı yerde, ayrı ayrı nüshadan yazıp, birbirinden uzak, hatları birbirinden ayrı, hiç elifleri düşünmeyerek yazdıkları her bir nüshanın elifleri, duasız 51, duayla beraber 53'te tevafuk etmekle beraber, İktisat Risalesinin tarihi telif ve istinsahı olan Rumice 51 ve Arabi 53 tarihinde tevafuku ise şüphesiz tesadüf olamaz. Şimdi Rumi olarak baktığımız vakit 51'de, 1351. Arabi olarak baktığımız vakit 1353. Şeye de baktığımız vakit, miladiye de baktığımız vakit 1935 yıllarına tekabül ediyor. Şimdi 3 ayrı acemi müstensih yazıyor. Ben 29. sözü görmüştüm. Belki siz de görmüşsünüz onu. Risale-i Tevafuklar Risalesi diye de geçiyor. Yani baştaki elifleri saydığınız vakit ne diyor? Duasız 51, duayla beraber 53. Yani birisi Rumiye, birisi de Hicriye tevafuk ediyor. Bundan dolayı Rumice 51 ve Arabi 53 tarihinde tevafuku ise şüphesiz tesadüf olamaz. Peki ne işaret bu? İktisattaki bereketin keramet derecesine çıktığına bir işarettir. Ve bu seneye sene-i iktisat tesmiyesi layıktır. Yani aynı yazıldığı tarih, Hicri olarak, Rumi olarak 51 ve 53'e baştaki eliflerin tam tevafuk etmesi duayla ve duasız. Mesela burada diyor bir tevafuk var diyor ve bir işaret var diyor. Demek ki iktisat risalesinin bereketine işarettir. Bu bir tevafuktur, tesadüf değil. Bundan dolayı bu seneye sene-i iktisat tesmiyesi layıktır. Evet, zaman 2 sene sonra bu keramet-i iktisadiyeyi 2. Harbi Umiye'de her taraftaki açlık ve tahribat ve israfatla ve nev-i beşer ve herkes iktisada mecbur olmasıyla ispat etti. Bu üstadımızın bazı tevafuklardan çıkardığı bir ders ve sene-i iktisat demesine de bunu buraya bağlıyor.